Bunlara şunu söylemek lazım. Hanımefendi çıkmış, bizim Hatay'da yaptığımız hastanelerle dalgasını geçiyor. Hanımefendi, önce gel Çam Sakura'yı gör. Önce Ankara'daki iki şehir hastanemizi gör. Bunlarda oda sayısı 4006, 4006. Hiç gezdin mi onları? Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin. Çünkü eğer bizim bu şehir hastanelerimiz olmamış olsaydı, şu Covid'de biz ne yapardık ya? İstanbul'da Murat Dilmener olmasaydı Avrupa yakasında biz ne yapardık? Aynı şekilde Sancaktepe'de Pakize Hanım olmasaydı biz ne yapardık? Ve bunları biz 3 ayda bitirdik hanımefendi, 3 ayda. Beni çok asabi görmüş. Çok sinirli görmüş. Onun için de bana kalkmış papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine dedik ki sana da biz papatyanın yanında rezene tavsiye ediyoruz. Rezene çayı. Değerli kardeşlerim, o da yetmedi, utanmadan, sıkılmadan İstanbul İl Teşkilatı'nın maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan, utan, utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa onu bilemem. Nitekim İçişleri Bakanlığı bunun faillerini ne yaptı? Buldu, çıkardı ve ne olduğu çıktı ortaya. Ne olacak? Hadi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Daha ilk gün utanmadan, sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu bir cibiliyet meselesidir. Bu bir karakter meselesidir. İşte onun için 14 Mayıs çok önemli. Özellikle hanım kardeşlerimden 14 Mayıs'ta bu hanımefendiye bir ders vermenizi istiyorum. Tamam? Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız ve sandıkları da inşallah patlatacağız. Kardeşlerim, hatırlayın, en modern, en lüks binalarda yaşarken milletimize dayanıksız, çürük, çirkin yapıları reva görenlere izin veremeyiz. Gürültü patırtıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını engellediklerini gururla anlatanlara özellikle bundan sonra onlarla yol yürüyemeyiz. Bunların ne milletin sıkıntılarını çözmek gibi bir dertleri var, ne de Türkiye'yi afetlere karşı hazırlamak gibi bir niyetleri var. Bunlar sadece günü kurtarmanın, vatandaşın samimi duygularını istismar etmenin peşindeler. Biz ise hiçbir insanımızın evinde kaygıyla oturmasını istemiyoruz. Biz milletimizin kamu ve belediye hizmetlerinde olduğu gibi barınmada da en iyisine, en kalitelisine layık olduğuna inanıyoruz. Kardeşlerim, Bağcılar'da tek bir riskli bina dahi kalmasına gönlümüz razı değildir. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılmasında sizlerden bize yardımcı olmanızı istirham ediyoruz. Her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.